geldiniz. Bu akşam sizlere güzel bir köy gecesi yaşatmak istiyoruz. Eskiden olduğu gibi ninelerin anlattığı, torunların dinlediği, en içten, en doğal sohbetlerin yapıldığı bir köy gecesi yaşıyoruz. Sizlere de bunu ortak etmek istedik. Sohbetimize başlayalım. Nerelerden başlarız, neler anlatırız? Anneanne. Ne anlatacağım şimdi? Çok güzel oldu. Ne anlatacağım? Şöyle bir eskilere girelim bakalım. Neler çıkacak, neler? Orak tarlasında bir yağmur yağmış. Ben bebekmişim anne. Tabii sen bu da bundan baba. Kundakta bu. Arabanın iki tekerine sancak kurduk. Hasır koyduk böyle. Orada evet beni kucaklarına almışlar. O sene o kadar bereket olmuş ki Nermin, yedikleri karpuzlardan karpuzlar çıkmış. O karpuzları arabayla taşıya taşıya bitirememişler. Allah. Bak yediklerinden çıkmış. Olmaz, ne kadar çabuk olmuş. Babam anlatır da hep. Sen de duymuşsundur. Senin doğduğun sene. Aydoğan böyle küçük, baban Aydoğan'ı aldı kucağına. Ben de bunu aldık. Sami'nin yerlere geldik. Sami'nin yerlerde odalar vardı. Oraya geldik. Babuşlarımız falan yok ayağımızda. O zaman lastik vardı. Lastikleri bıraktık. Nerede yürüyeceğim? Batıyor ayaklar. Abi. Orada ateş yaktık. Kurunduk epeyce bir. Ondan sonra eve geldik. Yanlıyak hepimiz. Çıkaramadılar. Gel bir de ondan sonra börek yaptık. Nereden nasıl duracaksın? Aç nasıl duracaksın? Şey önceden hazır yufka da yok. Elinde açıyordun değil mi böreği? Hala ben hiç hazır yufka alıp da yapmadım. Evet hala kendisi yapıyor. Ispanak böreğini yırken evet. Çenenden yağ akacak. Öyle derdi bizim adamlarımız. Ispanak böreğini yırken buradan çenenden akacak. Yağ akacak. Ekmekle sıyıracağım, börekle yiyeceğim. Babam çok severdi yağ balıkta yemesini. Ne güzel ya. Çalışık dedem geldi Aydoğan işte 9 aylık filan emekliyordu da. Benim dedem burada hocalık yaptı. Burada gitti hoca öldü. Dedem geldi burada 2 ay durdu hocalık yaptı. Öyle derdi Hafize derdi ben bir şey istemem derdi. Zeytinyağı koy derdi. Ekmeğimi banayım onu yiyeyim derdi. Başka hiçbir şey istemem derdi. O kadar çok severdi. Hep midem o kadar rahat oluyordu zeytinyağı yiyirsem derdi. Şey öğretmenlik mi yapıyordu dedem? Hayır cami hocası. Cami hocası. Tabii. Bu öbür odanın dolap var ya benim. Orası pencerede. Ukilerin olduğu yerde bahçe gibiydi. Lambayı yaktım o pencerenin içine koydum. Ya sen Aydoğan emekliye git de böyle tuttuver daha yeni yak. 5 parmağı yandı. Bereket daha yeni yandı da çok kızgın demişti lamba. Hafif yandı çabuk geçti. Bebek bir de çabuk iyileşiyor. Bebekken daha çabuk iyileşiyor ya. Kantor yağı çok iyi geliyor. Bu kahkahadan yapılıyor. Kantoron yağı. Kantoron yağı da iyi de kahkaha kabuğundan, kudret narından yapılanı sür bir gecede iyileştiriyor. O kudret narında koyuyor şey böyle yağ koy içine. Oldu mu senin kudret narların? Onun da o dursun öyle onun hiç, onun yanından sürüver böyle o eriyor içinde. Yağ koydun. Çok yanıklara faydalı. O da iyi. O da çok iyiymiş. Ya onu eziyorsun. Üzerine çıkana kadar da yağ koyuyorsun. Anneannem, sen kaç senedir zeytine gidiyorsun? Ben Aydan doğmadan gittim zeytine. Evlendikten sonra mı gitmeye başladın? Evlendikten sonra. Kızken yok muydu zeytinli? Zeytin yoktu diye buraya gelince gittim zeytin. Gelin gelince başladın zeytin. Anneannen Aralık ayında zeytin gelin gelmiş. Hem de zeytinin üstüne. 17. Aralık'ta. 17 Aralık'ta. Böyle her yer buzdu. Ama o sene anneanneni zeytine götürmemiş ya. Zaten biliyordu. Yemekçi kalmış evde. Hayır evde yemekçi kaldı. Sonraki sene başladın. Ertesi sene başladım. 53'te geldim. 57, 58 yaşın. 58. Annen böyle ufak daha oturuyordu. Geven kesiyordum ben. Gevenlerden kurtuluk yaptım. Küçük dikenli çalı. Oturuyor. Geven böyle dikenli gevenler vardı. Öyle gevenlikti orası. Oturttuk kuytu yaptık. Oraya oturttuk da ben gevenleri kestim. Hadi ya. Orak biçerle, bakla yolağla. Biz hep orada üçümüz ovada oynardık. Bir gün oraya bir tane uçak geldi. Hatırlıyor musun? Onu anlatıyordu. Dayım mı anlatıyordu? Uçak geldi. Ama uçak da böyle bayağı uzak bir yere. Eskiden bütün zeytinler uçakla ilaçlanırdı. Devlet ilaç vardı.
İlaçlama uçağıymış. İlaçladı. Geldi oraya durdu. Biz de uçağı görünce ovaya durdu. Ama bizim annemden tarlaya uzak bir yere durdu. Biz hemen koşa koşa hepimiz gittik. Uçak göreceğiz yakında. Hemen koşa koşa gittik. Uçağın içine soktular Ayşe bizi, değil mi? Bir de meyve verdiler. Salatalık vermişler daha şeye bir tane. Meyve mi sebze mi bir şeyler verdiler. Uçağın içine girdik baktık biz. Ama şey dayım teyzem. Ama ben deli oluyorum. Çocukları götürecekler diyorum. Gidip bakmıyor diyorum. Deli oluyorum çocukları kaçıracaklar koşa koşa diye. Hemen üçümüz de gittik uçağın başına. Hayatımızda ilk defa uçak görüyoruz. Gitmez miyiz? Ya helikopter gibi bir şeydi. Küçük uçak. İlaçlama uçağı. İlaçlama gördüğümüz ilk uçaktı ya, yakında. Meyve falan mı verdiler? Herhalde öyle bir şeyler verdiler. Salatalık vermişler daha şey. Sonra geldiler geri. Geldiler gene. Deden gidiyordu arama ama fırçayı geldiler. Fırçayı yediler mi fırçayı? He? Fırçayı yediler mi? Yok canım kızmadılar. Kızmadılar. Deden kızmadı. Bir gün de oynarken ben para yuttum biliyor musun? Hadi canım. Nasıl yaptın? 25 kuruşlu. Annem de attırdı. Küçük paraymış. Hadi gerisini söylemeyeyim artık. Bir kere de bunlar biz pademli kuyu tarla var. Buraya gittik yatıya. Biliyor musun Aydan'ı? Biliyorum anne. Yatıya gittik. Dayım da öküzleri oplatıyor. Yatacağınız tarlada geçiyor. Bunlar da gitti yanına. Biz orak biçiyoruz. Bir de geldi bunlar. Kara dudu bulmuşlar. Yüzlerini kıpkırmızı kara duda boyamışlar. Şimdi dedem dedi ki ne bunlar dedi. Aydoğan da bir gülüyor bir gülüyor. Şimdi babam bunları dövecek ben kurtulacağım. Kırmızı görünce kara duda hoşumuza gitti. Ellerimizi boyadık. Aa, güzel oldu. Hadi yüzümüzü boyadınız. Bir de ne diyorlar ya? Beyimizin aldı. Para aldık bodramızı. Yetmez diyorlar. Sevinerek böyle. Güzel bir şey yaptık sandık. Evet. Ne bilelim biz. Küçük ama hep. Meğer o da zor çıkarmış. Ay. Eskiden televizyonlar, radyolar, şeyler yoktu ki. Biz akşam oldu mu başka hiçbir yere gitmezdik. Annem, teyzem, ben, dayın, ninemlere giderdik. Oraya Şen ablamla, Yurda Gül ablamla vardı. Melalam evde kızdı ilk zamanla. Hepimiz oraya giderdik. Hacı dedem oturur köşede. Ninem oturur masal anlatır. İşte. Başka ne yapacaksın? Yaz günü bile gider bahçede oturur. Kef çalardı da biz dört tane gelin oynadırdı bizi. Biz de oynardık. Hacı dedem savaş anılarını anlatırdı. Anlatırdı. Evet. Ağlıya ağlıya anlatırdı. Çok anlatırdı. Ama işte o zaman kıymet bilinmiş. Ya keşke o zamanlar çekilseydi. Ya o zaman mesela teyitler varmıştı. Teybe de alınabilirler. Evet, evet. Ama işte düşünemiyorsun yani. Bizim bir müdürümüz vardı. Ortaokul müdürümüzdü. O kaç defa Hacı dedemi çağırdı. Ben Hacı dedemi götürdüm okula. Hacı dedem anlattı. Bütün sınıf dinledi. Evet. Müdürümüz hep hadi dedeni al da gel derdi bana. Ben öğlende giderken hadi dede gidelim derdim. Müdür çağırdı seni derdim. Giderdik. Ondan sonra Hacı dedem anlatırdı. Böyle bütün sınıf dinlerdik biz hepimiz. Şey savaşta yaşadıklarını hepsini mı hepsini anlatırdı. O zaman daha gençti o zaman. Çok güzel anlatırdı. Çok anlatırdı. Hani çok televizyonlarda anlatıyor. Tetiği çekiyorum. Tüfek patlamıyor. İşte arkadaşına demiş benim tüfek bozuldu. Bak bakalım benim tüfeğe bir şey oldu. Bir de bakıyor arkadaşı parmağı kopmuş. İşte o bizim dedemizdi yani. Evet. Tabii o dedi. Parmağı arkanda bak resim. Bak arkanda da. Çok 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 söylerler ama sizin evet, dedem tanışıyor. Halil Elvacı. Sen de arkadaşını hiç tanımamışsın. Bak söylememişim. Ben sizinle 18 Mart'larda falan paylaşıyorum ya. Ama deden olduğunu parmağı kopanı bilmiyor. Ama yazıyor sen okumamışsın. Şey o öykü var aslında. Abim hepsini şey yaptı ya derledi onların 3-4 tane öyle hikaye var. Yani. Hepsini ben her sene 18 Mart'larda paylaşıyorum. Bir de şey vardı. Matara'da suları bitiyor. Evet. Şey yapıyorlar işte bir tanesi diyor ki şu arkada diyor bir dere akıyor. Tuvalete gitmiş çıldırtı duymuş. Evet. Bir su, dere var galiba. Su sesi duydum diyor. Hadi gidelim içelim diyorlar. Allah. İki arkadaş gidiyorlar eğiliyorlar dereden lıkır 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 suları içiyorlar. Ondan sonra geliyorlar tekrar işte bir o arada herhalde savaşta ateşkes olmuş.
savaş şey yapmıyor. Ya da gündüz savaşıyorlarmış. Gece herkes siperinde. Sabaha karşı gün ışıldamaya başlamış. Arkadaşının bile bakıyor ağzı kanla. Kıpkırmızı. Ay senin ağzına ne oldu? Öteki de diyor senin ağzına ne oldu? Bir de bakıyorlar deliden kan akıyormuş meğer. Ya. Kan içmişler gece. Bir de bir akşam bir yere gelmişler. Yatacaklar, uykuları gelmiş. Girin şuraya yatın demişler. Bir de girmişler. Bir sürü insan var yatıyor. Aralamışlar. Onlar da girmişler arasına yatmışlar. Bir de sabah kalkmış. Hepsi şehitmiş. Aynen. Şehitlerle uyuyor içinde yatmışlar. Yatmışlar. Aynen. Anlatırdı bunlar hep. Bizde bir de bizden. Genç birisi ölmüş yanında. Çok üzülürdü. Ona anlatırken ağlar. 16 yaşındaymış. Askere gelmiş. Önce telefon mu var? Onlar. Böyle sıra sıra yatıyorlarmış. O ona atış var haber veriyor. O ona haber veriyormuş. Hacı bam tembih etmiş. Sakın başını kaldırma demiş. Hadi başını kaldırıvermiş. Orada vurulmuş. Çok üzülürdü ona Hacı dedem. Her anlatışta çok, çok gençti der. Çok gençti. Her anlatışta ağlardı ona. Hacı dedem kaç yaşındaydı savaşta? Savaşta askere 8 sene askerlik yapmış Hacı bam. Yani 20'li yaşlarında falan mıydı? Tabii, tabii işte askere 20'li gitmiş. 20'li yaşlarında. Şimdi Hacı dedem. Ya askere diye gidiyor sonra savaş şimdi başlayınca. Dedem askere gidecekmişti. Hı. Evlimişti. 2 tane çocuğu varmıştı. Hı. Tutmuş babası bedel yatırmış. 100 Osmanlı lirası. Yatırmış bedel askere gitmesin diye. Askerden kalmış. Hı. Gitmemiş. Tekrar seferberlik ilan olmuş. Gene askerlik gelmiş. Hmm. Bu sefer karısı demiş ki böyle baş altınları varmış. Hmm. Tutmuş ne olur demiş bu baş altından da yatıralım da gitmesin hali askere demiş. Hmm. Gitmiş şubeye paraları yatırma. Altınları. Şeyi hac dede babası. Hmm. Demiş ki senin demiş ya paran çok demiş. Hmm. Ya da aklın yok demiş. Seferberlik ilan oldu bu. Neden yatırıyorsun bu bedeli demiş. Hmm. Yatırmış gene. Ama gene askere gitmiş. Gene kaç sene? 8 sene askerlik yapmış. 8 sene askerlik yapmış. Hep dış ülkelere gitmiş, savaşmış. Hep anlatırdı hangi ülkelerde savaştığını. Yemen'e falan gitmiş galiba değil mi o zamanlar? Sadece Çanakkale'de savaşmamış. Hayır yani. Canım tabii tabii başka yerlere. 8 sene kızım. 8 sene askerlik yapmış. O zaman daha Hacı babamın babası varmıştı. Bunun kızları varmıştı. Bir hastalık gelmiş. Biri nişanlımıştı. Biri de nişanlı olan ötekinin odasına girmemiş. Bana da hastalık bulaşacak diye. O ondan önce ölmüş. İkisi de ölmüş. Ve de kafayı uçurtmuş. Ne hastalığından ölmüş? O zamanlar ince hastalık oluyormuş. İnce hastalık demişti o. Böyle bir hastalık varmış. İşte bugün yani nasıl korona salgını var. O zamanlar da öyle bir salgın varmış. Yani tifo mesela çok şeymiş. Hmm. Benim annem de öldü. Genç 28 yaşında öldü annem. O zaman da deli tifo varmıştı. Bir tifo hastalığı. Öyle bir şeye hastalığa mı yakaladın? Öyle hastalığı yakaladın. Umma derdin yani. Bir şey umma derdin. Beyin umması derdin. Beyin umması derdin. Beyin umması. Evet. Öyle tutulmuş. Ona ölü verdi. 2-3 gün. Belki şimdinin kanseri gibi bir şey. Çok sonra annemi vermediler bile. Halil'in de dedem mezarını kazdırmış. Hmm. Çanakkale'den vermemişler. Babam sandık yaptırmış da orayı sandıkla gömmüşler. Buraya i̇şte demek ki o da bulaşıcı bir hastalık. Bir bulaşıcı hastalık gibi. Hmm. Ben annem öldüğünde 6 yaşındaydım. 8 yaşında ben de sonra gene geldi o hastalık tekrar bir hastalık. Çok gençler gene öldü. Ben de tutuldum o hastalığı. Hmm. Babam rahmetli beni doktor gezdirdi. O kadar tedavi yaptırdı ki bana hiç başımda saç kalmadı. Oh. Hepsi döküldü saçlarımın. Yeah. Ondan sonra iyi oldum. Doktor bana öyle dedi. O zaman da taze sarımsakla oldudu. Taze sarımsakla peynir yesin her sabah demiş. Hmm. Ben taze sarımsakla hala peyniri severim. Onu yedim. Hep çok yedim böyle. Sonra düzeldim. Yavaş yavaş ayaklandım. Bostan zamanı. Yürüyemedin bile mi? He? Yürüyemedin. Yürüyemedim bile. İşte böyle bostan zamanı oldu. Şey. Halamlar geldi dönüm Çanakkale'den. Bu böyle. Asarlıklı halamın bostanı varmış. Orayı davet etti bizi. Ne bileyim nerede dedi. Bilmiyorum bile o tarlayı. Ferzan ablamla beni Lütfiye ablam kolluğuma girdiler koltuklarıma. Hava alsın bunu da götüreyim de uçtu diye beni tarlaya götürdüler. 8 yaşında çocuk. 8 yaşında. Bir de hastalıktan bitmiş tükenmiştir. Ha, tabii. Orada ne oturduk, yedik, içtik, halam neler yaptısa.
eve yürüyerek geldim. İyileştim. Bana o açık hava iyi geldi. Hava iyi. Bir daha da hasta olmadım. Sıtma bile tutmazdı. Babam böyle bir sarhaflığa vardı. Ay, şeymiş ya. İşte bizim bir de şimdi bu Menderes, Kara Menderes deniliyor. Skamender çayı. O mesela Kaz Dağları'ndan doğuyor Bayramiç'te. Ve şey bu üzerinden geçiriyor köprüyü. Köprüden geçiyor figürlükten. O köprüden yani giderek bizim Batak Ovası'nı oluşturuyor. Oralar eskiden daha bir tane de kanal açılıyor. Hmm. O Menderes çayı var. Bir de kanal açıyorlar ayrıca. O batak, o bataklık kurutuluyor. Ama bu defa da saz ve domuz yığını oralar. Ve domuzların o zaman öldürülmesi şeymişti. Yani yasak değilmişti. Hmm. Çoğu kişi mesela öldürüp yabancı ülkelere onu satıyorlarmıştı. Ötürmüş. Domuz eti yenildiği için. Ama o zamanlar işte şey çokmuştu, tifon. Tifo. Hmm. Tifo, tifüs. Orada sivrisinek yoluyla sivrisinek bulaştırıyormuş. Tabii. Evet, sohbet muhabbet güzeldi. Tabii tam bir köy gecesi yaşadık şu an. Şimdi kapanışı yapalım. Ben sizlerle hiçbirini tanıştıramadım. Baştan şöyle bir sayayım. Teyzem, annem, anneannem, Nermin ablam aileden sayılıyor artık. Yengem var, dayımın eşi. Hep birlikte ailecek güzel bir köy gecesi yaşadık. Sizleri de bu sohbete ortak etmek istedik. Umarız keyif almışsınızdır. Güzel günlerde yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.